Sizi burada görmek ne büyük şereftir Celalettin Bey. Eyvallah Ertuğrul Bey. Konya'da ahvam çok kötüdür Ertuğrul Bey. Siz nereye giderdiniz? Biz de bu Moğol meselesi için Konya'ya giderdik. Hayırdır inşallah. Konya'daki kötü ahvamın sebebi nedir? Her şeyi anlatacağım Ertuğrul Bey. Lakin evvela soluklanmamız icap eder. Komutan Nikola. Ne oldu asker? Karacahisar Tekfuru Titus geldi efendim. Sizi bekliyor. Bugünlük bu kadar yeter. Siz devam edin. Ne kadar göz kamaştırıcı ve görkemli bir kale. Kaleme hoş geldin sevgili dostum Titus. Hoş bulduk sevgili dostum. Seni tekrar görmek ne güzel. Ben de seni gördüğüme sevindim eski dostum. Hadi gel şurada oturalım. İşte anlatacaklarım böyle Ertuğrul Bey. Saadettin tehdit olarak gördüğü devlet erkanını ya öldürür yahut da devlet görevlerinden men eder. Tıpkı beni hazinedarlık görevinden men ettiği gibi. Anlayacağın Konya'ya gider isen canından olabilirsin. Bütün bu anlattıklarından sultanımızın haberi yok mudur? Sultan Saadettin'in karşısında aciz Ertuğrul Bey. Her şeyden de haberi vardır. Noyan! Ne oldu sana Tangut? Anlatasın. Selçuklular geldi Noyan. Tam Ertuğrul'u öldürecekken bize saldırdılar. Başlarındaki Saadettin köpek miydi? Hayır Noyan. Bu adamı daha önce hiçbir yerde görmedim. Türkleri artık bu topraklardan def etme zamanı gelmiştir. Moğol baskınından sonra Kayılar çok zayıfladı. Seninle birlikte onlara son darbeyi vurabiliriz aziz dostum Nikola. Sanırım eski dostum Kayılar'la olan sulh anlaşmasını unutmuş. Anlaşmayı da Kayılar'la beraber toprağa gömmek istiyorum. Neden gerçekten onlarla dost olmayı çalışmıyorsun? Türkler dostlarına hiçbir zaman ihanet etmez. Hatta dostlarını koruyup kollarlar. Görüyorum ki eski dostum Türklere artık hayranlık duyar olmuş. Ben sadece senin iyiliğini istiyorum. Ne oldu sana Nikola? Sen eskiden güvenebileceğim biriydin. Hadi ama dostum, bana hala güvenebilir. Destur var mıdır Emir Hazretleri? Gelesin Günkut. Mancınıklar istediğiniz konumda konuşlandırdı Emir Hazretleri. Âlâ. Piyade ve atlı askerlerimiz ne durumdadır? Hepsi hazır ve sizden emir bekliyor Emir Hazretleri. O halde başlayalım. Hazır. Fırlan. Kayılarla yarım kalan hesabımızı kapatma zamanı geldi. Peki ya sulh anlaşması ne olacak efendim? Anlaşma hiç umurumda bile değil. Ben gittikten sonra kaleyi sana emanet edeceğim komutan Angelos. Neden ben de sizinle gelmiyorum efendim? Kaleyi savunmasız bırakamayız. Moğollardan bir iz buldunuz mu Ertuğrul Bey?
Alplerim onların peşindedir. Lakin sanki yer yaralıp içine girmişlerdir. Kervansarayda bekleyen onlarca askerim var. Bu çetin yolda seninle beraber savaşmaya hazırlar. Eyvallah Celalettin Bey. Lakin evvela obaya gidip ahvali öğrenmem icap eder. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Haydi namaza gidelim. Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. أشهد أن لا إله إلا الله İlk önce piyadeleri gönderip surlarda açtığımız gediklerden kaleye girmelerini sağlayacağız. İçeriden piyadeler kalenin kapısını açtığı zaman süvarilerle saldıracağız. Emredersiniz Emir Hazretleri. Bu beyaz bayrak sallayıp buraya gelen atlı da nedir Günkut? Galiba teslim olacaklar Emir Hazretleri. Ön sağdan ilk iki piyade şu atlıyı karşılayın. Neden buraya geldin asker? Beni kale komutanı Abdullah buraya gönderdi. Mallarımıza ve canlarımıza dokunulmadığı takdirde kaleyi size teslim edeceğiz. Âlâ. Size 6 saat mühlet. Bu süre zarfında kaleyi boşaltmazsanız taş üstünde taş, omuz üstünde baş bırakmam. Hiçbirine acımayın. Herkesi kılıçtan geçirin. Ne oluyor burada Bamsal? İhanet Dündar Bey. İhanet. Tekfur Titus'u bana bırakasınız. Türk'ün dostluğu dostuna güven verir. Türk'ü düşman belleriysen işte böyle korku verir. Şimdi söyleyesin Tekfur, neden sulh anlaşmasını bozdun? Siz barbarları bu topraklardan yok edene kadar bu savaş bitmeyecek. Sulh anlaşmasının canı cehenneme. Bu topraklardan kimin yok olacağını önce Yüce Allah, sonra keskin pusatlarımız karar verecek. Ugh.